İstismarın faturası istismarcıya yazılmalı mı? Görüyorsunuz dincileri, özellikle yobazları, kafa kesen dincileri, insanlığın huzursuz bacağı olan dincileri, insanlığa yük getiren dincileri, ahlaksız dincileri görüyorsunuz, faturayı Allah'a çıkarıyorsunuz. Faturayı dine çıkarıyorsunuz. Doğru bir yer mi? Doğru bir yer mi? Yani şöyle bir şey, yani bir gün sizi aldattılar, en büyük banknot diyelim ki 200 lira sizin sahte çıktı. Sahte. Bir, bir sahtekar size yutturmuş bunu. Ondan sonra parayı kullanmaktan vaz mı geçiyorsunuz? E ne derler o insana? Anlatabiliyor muyum? Tutun ki size biri gerçekten 24-22 ayar diye bir altını kakaladı. Aa, çıktı ki 8 ayar. Aslında hatta hatta altın suyuna batırılmış bir teneke çıktı. Ondan sonra tüm altınlardan vazgeçer misiniz? Geçmezsiniz tabii ya. Kendinizden vaz mı geçiyorsunuz? Kendiniz kendinizi tanıyamıyorsunuz. Hata yaptığınızda. Yani gördüğünüz gibi faturayı niye Allah'a kesiyoruz? Faturayı niye dine kesiyoruz? Niye efendim hepimiz ateist mi olalım? Bazıları böyle bir beklenti içinde nedense. Özellikle dün efendim Müslüman olup, hatta hatta ilahiyatçı olup, geldiği nokta itibariyle acayip şeyler söyleyen, artık Allah'la kavgalı hale gelmiş, dinle kavgalı hale gelmiş arkadaşlarımız var. Onları anlıyorum. Ama onlar beni anlarlar mı? Yani kızgınsınız, anlıyorum sizi. Kızmakta da haklısınız. Ama yanlış yere kızıyorsunuz. Dine kızıyorsunuz. Çünkü kolayını yapıyorsunuz. Ayıklamıyorsunuz. Ayıklamak zordur anlatabiliyor muyum mücadele etmiyorsunuz. Eğer dinin dışına çıkarsanız savaştan vazgeçeceksiniz. Kurtulacaksınız. Dinin içinde kalırsanız savaşacaksınız. Hem de öyle savaşacaksınız ki öbüründen daha çok dinin içindekilerle savaşacaksınız. Benim gibi. Dine kıymasınlar diye. Dini kirletmesinler diye. Dini mahvetmesinler diye. Dinin içine diye efendim. Peki bunu yapmak zor. Bu bela. Bu çok efor ister. Çok risk ister. Çok emek ister. Çok bedel ödemek ister. Bedel ödemek istemiyorsunuz. Emek vermek istemiyorsunuz. Risk almak istemiyorsunuz. Ve dışarı çıkıyorsunuz. Yapmayın ya. Yapmayın çıktığınız yerde keşke sizi bekleyen daha iyi şeyler olsa. Olmayacak. Onun için gelin beraber ayaklayalım. Gelin beraber ağırtalım bu yüzü. Gelin bu dine yapılmış iftiralara beraber göğüs koyalım. Öyle değil mi? Direnelim. Ama yapmayın. Hep beraber ateist olmamızı mı bekliyorsunuz? Bu mu teklifiniz bize? Hayır. Bu doğru değil. Yapmayın.